bir arkama yaslandım. Yaslandın mı? İyi misin? Evet. Hazır mısın? Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün hazır gaza gelmişken bir video daha çekelim de. Bir saniye, tekrar başlıyorum o zaman. Tamam. Merhabalar. Bugün yine çok istediğim bir videoyu sonunda çekiyorum. Bu aslında gerçekten 2 yıldır falan çekmek istediğim bir videoydu. Çünkü eğlenceli olacağını düşünüyorum. Hepinizin bildiği bir konu var ki Hakan benim kitaplarımı okumadı. Okuduğunu iddia ediyor ama kitaplarım hakkında hiçbir fikri olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu okudum mu dediğimde okudum diyor. Bunu okudum mu dediğimde yine okudum diyor. Ama şu sahneyi hatırlıyor musun diyor. Evet diyorum. Kitaplar hakkında hiçbir fikri olduğuna ben inanmıyorum. Bu yüzden sizlerin göz önünde bir tane quiz yapmak istiyorum ona. Çok uzun ve zor bir quiz değil. Sadece 10 tane soru hazırladım. Her birinizin bir saniye bile düşünmeden cevaplayabileceği sorular. Eğer okuduysa gerçekten cevaplayabilecektir diye düşünüyorum. Hepsini biliyorum bu arada. Göreceğiz. Şu an baktım soruları. Tamam, göreceğiz. Tamam, okey. Hazırsan başlıyoruz. Tamam. Birinci sorumuza başlıyorum. Bu arada siz de eğlenceli olabilir belki. İsterseniz soruları ben okuduktan sonra durdurup alta cevaplarınızı yazabilirsiniz. Bakalım siz kaç doğru kaç yanlış yapacaksınız. Ama gerçekten 10 soru var, hepsi 10 puan. Yüzlerinden puanlıyorum. Hadi sizin bakalım. Sizin için gerçekten basit sorular. Çünkü siz gerçekten okudunuz. Evet. Hakan okumadığı için gönder. Tamam, birinci soru geliyor. Tamam. Karantinada Ender karakteri kimin babasıdır? Karantinada Ender karakteri... Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten cevabı biliyorsan uyaralım. Spoiler olabilir yani. Cevabı biliyorum. Tamam. O zaman karantina okumayanlar bu kısmı atlayabilirler. Eğer gerçekten cevabı biliyorsa tamam. Karantina Ender karakteri Onur kardeşimizin, Onur Zorlu kardeşimizin babasıdır. Kötü bir insandır. Neden Hayrin'e lokma döktüreceğiz hiçbir fikrim yok. Ben Beyza uğraşır diye düşünüyordum. Bir de lokma işi çıkardı başıma. Evet. Bu aralar İzmir civarında bir yerde Ender Zorlu için Ender, lokma döktüreceğiz. Ender yani. Abimizin hayrına lokma döktüreceğiz. Bekleriz. Evet. Sen doğru şu mu? An sıfır puandasın. Yanlış çünkü cevabın. Üvey babası abi. Bununla mı şey yapayım yani? O kadar detay kimin mı vereyim? Kimin gerçek babası ama? Kimin babası Ender? Zeynep'in gerçek babası. Tamam, söyle o zaman bunu. Tamam arkadaşlar, Zeynep'in gerçek, Onur'unsa gerçek sandığı fakat üvey babası. Fake babası. Yani tamam. Tamam, doğru biliyorsun. 10 puan. Teşekkür ederim. İkinci sorumuza geçiyorum. Aşırı ötesi basit bir soru. Melih Devrim Uyar hangi kitabın başrolüdür? Bunu da bilmeyecek. Kar Küresi Beyza'nın ilk okuduğum kitabıydı. Evet. Beyza ile ilişkimizin başında yazmaya başladı. Wattpad'den yayınladığı gün okuyordum. Kitap çıktı. Askere gittim. Askerde sakin de okudum. Ol. Tamam okudum. Okudum. Sakin ol. Bir dakika durur musunuz? Okudum. Kar Küresi kitabının başrolüdür. Kendisini siyah deri eldiven takmasıyla tanırız. Tamam biliyorsun. Karizmatik bir abimizdir. Teşekkürler. Teşekkürler İngiliz. Evet. Onur kardeşimiz, Meri abimiz. Öyle oldu. Eksik söyledim. Kartanesinin de başrolü. Tamam 5 puan ver okey. Tamam 5 puan veriyorum. Yazıklar olsun. Üçüncü soruya geçiyorum. Bugün kurgulanıyor. Karantinada Onur'un en yakın iki arkadaşının isimleri nelerdir? Yani bunu da bilemeyeceksen. Mahşer'in 4 atlısından Onur, Zeynep ve sonrasında en yakın arkadaşları olarak Burak ve Mert kardeşlerimiz. Sevgi ve saygıyla. Tamam. Teşekkürler. Puanlarını yazıyorum. Tamam. 10, 5. Ya nasıl 5? Neyi 5? Ama yani yarım söyledim. Neyi yarım söyledim? Kar küresi dedim işte. Kar küresinin ve kar tanesinin. Bir şey diyeyim, hayatımıza kar küresi girmedi mi? Evet ama kar tanesi de başrol. Bence kar tanesinde net başrol yiyemem. Ne yan rol mü? Orada biraz kaydı o iş. Orada biraz kaydı o iş. Tamam itiraz etme. 5 tamam. Puan. 4. soruya geçiyorum. 3.91 kilometrede Ege ve İzmir'in tanıştıkları uygulamanın ismi nedir? Tinder. Değil. O zamanlar yok. Zamanın. Ne zaman çıktığını bildiğimden değil bakma öyle. Zamanın meşhur sosyal medya uygulaması Facebook değil tabii ki de Tumblr üzerinden. Tanışmışlardır. Tamam. Bir gece ansızın İzmir arkadaşımızın mesaj kutusuna artık uyu diye düşen bir mesaj ve sonrasında gelişen olaylar silsilesini anlatmaktadır. Tamam. Biliyorsun. Teşekkürler. İyi günler. 5. soruya geçiyorum. Karantina Zeynep'in sürekli başına gelen o malum olay nedir?
Ama ben yaptım esprisini bir önceki videoda. Bundan 5 dakika önce bir video çektik de. Ya belki de burada bu soruyu sorduğunda aklına gelmeyecek. Niye ben yaptım ama espriyi? Tamam biliyorsun söyle o zaman. Evet, karantina Zeynep kardeşimizin sürekli başına gelen o malum olay kaçırılmasıdır. Sürekli kaçırılır. Onur'u uğraştırır. Kızın da misyonu kaçırılmak. Ne yapacaksın? Yani. Onun da kaderi bu. Kader. Kaçırılmak. Beyza da aynı. Hep kaçırılıyor, hep kaçırılıyor. Devam edelim. İşte kendimden verdiğim özelliklerden biri bu. Her gün kaçırılmak. Neyse, devam ediyorum. Kar küresinde karakterlerden gizlenen o bölgenin ismi nedir? Bilmiyorum şimdi, dur. Hayır, biliyorum ama şu an aklıma gelmedi. Onu biliyorsunuz yani. Biliyorum da aklıma gelmedi işte. Ne bileyim, kırmızı bölge de ismi geldi değil. Kırmızı bölge. Doğru söyledin, evet. Kırmızı bölge mi? Evet, kırmızı bölge. Doğru söyledin. Aa, ben şey ya, Kar Küresi Rehabilitasyon Merkezi'nin adı. Tamam, evet. Onu da şey yani, yine karla başlayan ancak farklı devam eden bir ismi hayır, var gibi aklımda hayır, kalmış. Tamam, kırmızı bölge. Doğru. Teşekkür ederim. 7. soruya geçiyorum. Kar Küresi Merih'in hastalığı nedir? Merih. Aynı hastalıktan muzdarip olduğumuz. Evet, Hakan'da da aynı hastalığın obsesif kompulsif sebebiyle bozukluğu var. Aynen öyle, doğru. Mükemmeliyetçi kişilik. Öyle mi? Ve mükemmel bir insan, aynı benim gibi. Hakan'a psikiyatrist mükemmeliyetçilik teşhisi koydu. Mükemmeliyetçilik şöyle bir hastalık, yani hastalık demeyeyim. Şöyle bir hastasın. Hastalık deme de. Şöyle bir durum. Her şeyin 10'da 10 olmasını isteyen ve bu işte bahsettiğimiz her şey 10'da 10 olmayınca bu sebeple sinirlenen, öfke problemleri, gerginlik, mutsuzluk, depresyon yaşayan insanlara mükemmeliyetçi deniyor. Abartma. Biraz abartmış olabilirim. Ama o bunu iltifat olarak algılamış. Hani işte doktor bana mükemmel olduğumu söyledi psikiyatristin. Gibi. Mükemmel bir insanmışım. O yüzden diğer insanların mükemmel olmamasına tahammül edemiyorum yani. Evet, bu benim, tamam. Bu da benim sınavım. Bir soruya geçiyorum. Evet. No26'da Mine'nin sosyal medyada tanındığı isim nedir? Düşünmek istiyorum. Tamam. İstersen seyirci joker hakkı. Seyirci joker hakkı kimi arıyor? Telefonda şey hakkımız olsun. yardım alma hakkı. Insta DM'den yazıyorum. Arkadaşlar. Seri cevap. Yeşil küpeli kız. Bak sen bil diye bütün kitapların en kolay sorularını çıkardım yani. Tamam. Devam ediyoruz. Enkaz altındakiler Eren'in mesleği nedir? Eren hangisiydi ya? Yani. Enkaz altındakiler. Enkaz altındakileri de okudum bu arada. Hikayeden bu kadar uzak olmak. Hayır, enkaz altındakileri okudum aşk. Ya Eren hangisiydi ne demek yani? Nasıl yani? Ama ya karakter, benim isim hafızam çok kötü. İmzalardan siz de biliyorsunuz. İsminizi soruyorum, dönüyorum. Dönerken isminizi unutuyorum yani. Benim isim hafızam aşırı kötü. Kusura bakmayın. Yani Eren şey, vallahi tamam bu yok bende. Tamam, pastayacağım. Dur bir dakika edeceğiz. Söyleme. Tamam söyleme. En azından sallayayım. Tutarsa tutar. Tamam. Dövüşçü. Eren dövüşçü. Enkaz altındakiler Eren dövüşçü. Abisi dövüşçü olan biri vardı ya. Ha. Abisi dövüşüyordu. Evet, o Eren. Doğru. Aynen. Tamam yani hatırlamadım. İsem hafızam kötü. Tamam söyle bana bari. Aşçı. Aşçı. Abisi dövüşçü olan dediğin karakter başrol zaten. Evet. Uras. Tamam ya, isim hafızam kötü. Ondan dolayı mı böyle oldu yani sence? Evet. Tamam anlıyorum. Yani. Peki. Aşçı tamam. Kardeşimiz. Hatta giriyor mutfağa, güzel makarnalar yapıyor vesaire. Evet. Yani biliyorum. Okudum bu arada. Sanırım okuduğumun kanıtıdır yeterince bunlar. Beyza inanmasa da. Fakat hani isim hafızam kötü. Hatırlayamadım. Ben okumuşsun böyle dövüşçü, işte abisi dövüşçü bir karakter var vesaire. Makarna yapan bir karakter var vesaire. Böyle kalmış aklında. Böyle bir. Bak 9. soruydu değil mi bu? Evet. Kalan soruların hepsini bildim. Evet bildim. Evet. Çünkü çok basitler. Tamam. Bunun ikincisini çekeceğim. Bu sefer gerçekten tamam, zor soru. Hayır bak, bu videoya ara vereceğiz de. Bu video bitecek ya. Yaz zor sor. 5 soru 10 hayır, soru zor soru yapacağız. Şöyle yapalım. Hakan'ın sormamı istediğiniz soruları bana siz yazın. Yorum olarak yazın ya da mesaj olarak gönderin. Ama gerçekten zor sorular soralım. Bakalım gerçekten okumuş mu? Bunlarla ölçebileceğimizi düşünmüyorum şu anda. Tamam. Çok basit olmuş gerçekten. Son sorumuzu soruyorum. Karantina Onur'un gerçek babasının ismi nedir? Düşünüyorum. Düşün. Çünkü isim hafızam kötü biliyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Az önce de söylediğim gibi. Tabii. İsim hafızam gerçekten kötü. Tamam.
Karantina Onur'un gerçek babasının ismi Mustafa. Salladım. Mustafa. Salladım. Yok, hatırlayamadım yani. Salladım ben de. Bu an kafamdan silebileceğimi düşünmüyorum şu an. Sıfır. Keşke Recep deseydim. 30-0. Evet, en azından babamı mutlu etmiş olurdum. İsmi? Rıza. Aa, biliyordun. Bildiğime yemin ederim. Bildiğime yemin ederim. Sadece ya bir de işte, isim hafızam bir de yoktu. Gerçekten böyle bir huyu var. Mesela bir şey bazen soruyorum. İşte bilemiyor, söylüyorum. Aa, biliyordum yapıyor yani. Hayır. Gerçekten aynen. Asla böyle bir şey yapmam gerçekten. Tamam, şimdi puanla hesaplıyorum. Hesapla. 0 0 10 10. Sen böyle toplayamazsın. 20 30. 20 30 40 50 60 70 75. 75 puan. Yanlışlık aldım. Var ya. Hayır, yanlışlık. Aşağıya bakayım kaç soru sıfır aldın? 0 0 ve 5 işte. Ha, okey, zaten 25 75. Düşüyor. Matematiğim de kötüymüş. Şu an öğrendim. Matematiğin kötü. İsim hafızan yok. Niye varsın? Sadece pratik zeka. Başka hiçbir şey yok bende. Çok teşekkür ederim tekrar bu videoda izlediğiniz için. Biz çok eğlendik bu akşam iki videoyu da çekerken. Umarım siz de eğlenmişsinizdir ve neredeyse hepinizin bu aşırı basit quizden yüz aldığınıza eminim. Ama tekrar gerçekten çok zor sorularla bir quiz videosu daha çekmek istiyorum. Tamam. Sorularınızı yazarsanız birkaç ay içerisinde ne zaman yayınlayacaksın? Var mı aklın tarih? Yani Şubat Perşembe. Yani 2-3 gün içerisinde editleyip yayınlarım videoyu. Tamam. Sen editleyip yayınladıktan bir hafta sonrasına sözleşelim. Tamam. Çekelim. Videoyu çekelim. Onu da işte editlemesi vesaire 2-3 günde. Bu video yayınlandıktan 10 gün sonrasında zor, sözde zor, benim için değil tabii ki, quiz'i yayınla. Okeyim ben. Tamam. Sorularınızı bekliyorum. Sizleri çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Aa!